Kanal Ufa Ana Haber Bülteni'nden mutlu akşamlar sayın seyirciler. Gelişmelerle huzurlarınızdayız. İstanbul'da 16 katlı bir binanın en alt katında bulunan gece kulübünde yangın çıktı. Olayda 29 kişi hayatını kaybederken bir kişi de yaralandı. İstanbul'da bir binanın giriş katında yaşanan patlama sonrası yangın çıktı. Olay Gayrettepe'de Yıldız Posta Caddesi, Esentepe Mahallesi Görenoğlu Sokak'ta saat 13 sıralarında meydana geldi. Ramazan dolayısıyla kapalı olan 16 katlı binanın 1 ve 2. katında bulunan gece kulübünde tadilat yapıldığı sırada sahnenin yanında bir patlama olduğu iddia edildi. Patlamanın ardından gece kulübünde yangın çıktı. Yangının büyümesiyle kulüp ve bina dumanla doldu. O sırada kulüpte bulunanlar içeride mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri içerideki yaralıları dışarı çıkardı. Olayda 29 kişi can verirken bir kişi de yaralandı. Yangına itfaiye ekipleri 31 araç ve 86 personelle müdahale ederek söndürdü. Soğutma çalışması başlatıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatılırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı arayarak bilgi aldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, içeride arama inceleme çalışmaları sürüyor. İçeride başka kişilere ulaşma ihtimali var. Bu kadar işçinin içeride bulunması da bir soru işareti ifadelerini kullandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada adli soruşturma başlatıldığını ve 5 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde akraba iki aile arasında çıkan kavgada iki kardeş vurularak öldürüldü. Şanlıurfa'da meydana gelen kavgada iki kardeş hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre olay gece saatlerinde Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Bağlar Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre aralarında daha önceden husumeti olan iki aile arasında silahlı kavga yaşandı. Kavgada silahla vurulan Macit ve Orhan Geyik kardeşler olay yerinde hayatını kaybetti. Yaşanan olay nedeniyle bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevrede önlem alan polisler kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan hayatını kaybeden iki kardeşin cesedi olay yerindeki incelemenin ardından Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yetkililerin siyasi olmadığını belirttiği olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Sayın seyirciler, Hilvan İlçe Seçim Kurulu 31 Mart yerel seçimlerinin yenilenmesine karar verdi. Hilvan'da DEM Parti'nin adayı seçimi az bir farkla kazanmıştı. Pazar günü yapılan 31 Mart yerel seçimleri sonucunda Hilvan'da %33.20 oranla 6.960 oy alan DEM Parti'nin adayı Serhan Paydaş, %30.72 oranla 6.439 oy alan AK Parti'nin adayı Aslan Ali Bayı geride bırakarak resmi olmayan sonuçlara göre Hilvan Belediyesi'nin yeni başkanı olmuştu. Yapılan itirazların ardından Hilvan İlçe Seçim Kurulu'nun kararıyla Hilvan'da seçimlerin yenilenmesine karar verildi. Seçimlerin yenilenmesine yönelik karara DEM Partili isimler tepki gösterdi. İptal edilen Hilvan seçimleri 2 Haziran'da tekrarlanacak. 31 Mart yerel seçiminde DEM Parti'den Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan'ın seçilme hakkı Adalet Bakanlığı'nın itirazı üzerine geri alındı. Yüksek Seçim Kurulu AK Parti adayı Abdullah Hat Arvas'ı belediye başkanı olarak belirledi ve mazbata verdi. 31 Mart yerel seçiminde DEM Parti'den Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan'ın seçilme hakkı Adalet Bakanlığı'nın itirazı üzerine geri alındı. Yüksek Seçim Kurulu ise DEM Partili Zeydan'ın yerine AK Parti adayı Abdullah Hat Arvas'ı belediye başkanı olarak belirledi. Gelişme üzerine DEM Parti resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı. Van İl Seçim Kurulu'nun oy çokluğu ile partimizin büyük bir farkla kazandığı Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı için mazbatayı AKP adayına verme kararını reddediyoruz. Bu karar iktidarın müdahalesiyle başlatılan siyasi darbe sürecinin devamıdır. Ayarlanmış Van İl Seçim Kurulu üyelerinin oy çokluğuyla verdiği karar hukuksuzdur, gayrimeşrudur, halk iradesini tanımama kararıdır. Avukatlarımız karara itiraz etti. Yüksek Seçim Kurulu'nu bu hukuksuzluğa son vermeye ve halkımızın iradesini tanımaya çağırıyoruz.
Partimiz, üyelerimiz, halkımız ayaktadır ve bu hukuksuzluk giderilene kadar meşru ve demokratik tepkimiz devam edecektir. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 46 ilde, Jandarma Genel Komutanlığı tarafındansa 9 ilde uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlarla sokak satıcılarına yönelik düzenlenen narko çelik 10 operasyonlarında 250 şahıs yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 46 ilde, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 9 ilde uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlarla sokak satıcılarına yönelik düzenlenen narko çelik 10 operasyonlarında 1 ton 19 kilogram uyuşturucu madde ve 1 milyon 23 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini belirterek 250 zehir taciri ve sokak satıcısının da yakalandığını kaydetti. Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüklerince 615 ekip, 1542 personel ve 35 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla Şanlıurfa dahil 46 ilde narko çelik 10 operasyonları düzenlendi. Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarınca 9 ilde düzenlenen narko çelik 10 operasyonlarında da çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken çok sayıda da gözaltı oldu. Bakan Yerlikaya operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi ve kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle dedi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilen Yeniden Refah Partisi'nin adayı Mehmet Kasım Gülpınar seçim koordinasyon merkezinde tebrikleri kabul etti. 31 Mart Pazar günü yapılan yerel seçimlerde Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilen Yeniden Refah Partili Mehmet Kasım Gülpınar, Halili ilçesindeki seçim koordinasyon merkezinde tebrikleri kabul etti. Düzenlenen programa önceki dönem milletvekili Ahmet Akay, Karaköprü Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Yeniden Refah Partisi Halidiye Belediye Başkanı Vedat Doğar, Yeniden Refah Partisi Eyüpiye Belediye Başkanı Dayı Mehmet Ekinci, partililer, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaşlar katıldı. Tebrik kabul programında konuşan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, herkese teşekkürler iletti. 5 yıl boyunca torpil kavramını rafa kaldıracaklarını ifade eden Başkan Gülpınar, sözlerini şöyle sürdürdü. Allah nasip etti, Yeniden Refah Partisi kadroları olarak Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı halkımız Yeniden Refah Partisi adayı olarak bizlere tevdi etti. Ben öncelikle oy veren vermeyen bütün herkese, bütün Şanlıurfalı hemşerilerime şükranlarımı sunuyorum. Bu arada itirazı devam eden yerler var, henüz kesinleşmemiş yerler var. Kesinleşmiş bir belediye başkanlığı olarak Karaköprü Belediye Başkanımız da Nihat Çiftçi Bey de biliyorsunuz Yeniden Refah Partisi adayı olarak kendisi de seçildi. Onu da tebrik ediyorum ayrıca. Tabii dediğim gibi en başından beri söyledik. Bizler oy veren vermeyen hesabı yapmadan herkesin belediye başkanı olacağız. Herkese eşit mesafede yaklaşacağız. Birinci düsturumuz bir kere bu olacak. Yani adaletli olarak yönetmek için bütün gayretimizi göstereceğiz. Burada birinci düstur adalet olacak. Değerli hemşehrilerim, değerli basın mensupları, herhangi bir iş ve işlemde bunu isterseniz bir hizmet olarak değerlendirin, isterseniz işe alım bir istihdam olarak değerlendirin. Biz burada tamamen adaleti sağlayacağız. Bundan sonra bizim yapacağımız belki Urfa'ya en büyük iyilik 5 sene boyunca torpil kavramının artık rafa kalkması. Bizim yanımızda, bizim nezdimizde, bizim sözlüğümüzde artık torpil diye bir kavram olmayacak. Onun için bizi sevenlerden, yakınlarımızdan, dostlarımızdan, eşimizden, ahbabımızdan özellikle rica ediyorum. Beni 5 sene lütfen bu işle meşgul etmeyin. Ben Urfa'ya hizmet için buraya geldim. Kadrolarımızla beraber, değerli arkadaşlarımızla, değerli belediye başkanımızla, değerli diğer teşkilatımızla biz buraya hizmet için geldik. Öncelikle 5 sene boyunca Urfa'yı imar etmemiz lazım. Lütfen bu işlerle beni meşgul etmeyin. Adaletli bir şekilde yöneteceğimize, adaletli bir şekilde muamele yapacağımıza herkes müşteri olsun, bu konuda herkesin vicdanı rahat olsun. Birinci düstur bu bir kere, adalet. İkinci olarak ortak akılla yöneteceğiz. Bilen herkese danışacağız, işin uzmanlarına danışacağız. Kendi başımıza yaptık da oldu kararı almayacağız bundan sonra. İnşallah ortak akıl yani meşveret bu kavramı da sürekli gündeme getireceğiz. Ve liyakat, kadrolarımızı
liyakat üzerine kurmak için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz. Özellikle bürokrat kadrolarımızı oluştururken yine aynı şekilde torpil kavramını rafa kaldıracağız. Bilgisine, birikimine, donanımına güvendiğimiz, ha bu bize yakın olabilir, uzak olabilir, problem değil ama bilgisiyle ilgili bir şikayet, bir sıkıntı varsa, iş ve işlemleriyle ilgili bir sıkıntı varsa zaten bununla ilgili bir yolsuzluk ihbar hattı kuracağımızı, usulsüzlük ihbar hattı kuracağımızı daha önce defalarca belirttik. Buraya bütün duyumlarınızı, bütün ihbarlarınızı yapabilirsiniz. Emin olun ki en yakınım dahi olsa, canımdan yakın bile olsa, akrabam bile olsa usulsüz ve yanlış iş yapanın gözünün yaşına bakmayacağız. Bir kaza haberiyle devam edeceğiz sayın seyirciler. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Şanlıurfa'da meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti. Kaza Siverek Adıyaman Karayolu'nun 10. kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Kerem K. idaresindeki 63 AAH997 plakalı otomobil ilçeye bağlı Üstüntaş Mahallesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada araç sürücüsüyle birlikte araçta bulunan GK, CS ve Fatma Keklik yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan Fatma Keklik doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 31 Mart mahalli idareler seçimleriyle Haliliye Belediye Başkanlığı'na yeniden seçilen Belediye Başkanı Mehmet Can Polat, seçim irtibat bürosunda tebrikleri kabul etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Haliliye Belediye Başkanlığı'na yeniden aday gösterilen Başkan Mehmet Can Polat, 31 Mart mahalli idareler seçimlerinde Haliliye'de kazanan isim oldu. Görev süresince hizmete sunduğu eser ve hizmetleriyle halkın gönlünü kazanan Başkan Mehmet Can Polat, Haliliye'de sandıktan en çok oy alan aday oldu. Başkan Mehmet Can Polat'ın yeniden seçilmesi vatandaşlar tarafından büyük sevinçle karşılandı. Seçim irtibat ofisinde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Can Polat, tebrikleri kabul ederek seçim süresince destek veren tüm vatandaşlara teşekkürlerini iletti. Büyük teveccühle karşılanan Başkan Can Polat, vatandaşlarla tek tek görüşerek hatıra fotoğrafları çektirdi. Efendim 31 Mart yerel seçimlerini geride bıraktık ama yurt dışı yurt genelinde 17 Mart'tan bu yana muhtarlık seçimiyle ilgili çıkan kavgalarda 6 kişi hayatını kaybetti. Biri polis, 62 kişi de yaralandı. 31 Mart mahalli idareler genel seçimleri ve öncesindeki süreçte muhtarlık yarışında üzücü olaylar yaşandı. Yurt genelinde muhtarlık seçimiyle ilgili çıkan kavgalarda Şanlıurfa'da 2, Diyarbakır, Mardin, Siirt ve İstanbul'da birer kişi hayatını kaybetti. Şanlıurfa'nın Haran ilçesinde 17 Mart'ta iki grup arasında muhtarlık seçim süreciyle ilgili çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Kavga ilişkin gözaltına alınan 4 kişiden aralarında muhtar Meykan'ın da bulunduğu ikisi tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şanlıurfa'nın Eyyubiye, Bozova, Harran ve Halfeti ilçelerinde dün muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan kavgalarda 16 kişi yaralandı. Diyarbakır'ın Merkez Sur ilçesinin kırsal Ağaçlıdere mahallesinde 31 Mart'ta iki grup arasında muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, 14 kişi yaralandı. 19 şüpheliden 12'si güvenlik güçlerince gözaltına alındı. 6 kişinin hastanede tedavisi sürerken firari bir şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor. Siirt'in Konaca köyünde dün iki grup arasında muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti. 4 kişi yaralandı. Kavga ilişkin bir şüpheli gözaltına alındı. Siirt'in Baykan ilçesinin Veysel Karani beldesinde ise dün iki grup arasında muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan kavgada biri polis 8 kişi yaralandı. Kavga ilişkin 5 kişi gözaltına alındı. Burdur'un merkeze bağlı Çatal köyünde muhtarlık seçim sonuçları nedeniyle çıkan kavgada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Bayburt'ta merkeze bağlı Balca köyünde ise dün iki grup arasında muhtarlık seçimiyle ilgili başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 1 kişi yaralandı.
İstanbul Arnavutköy'de akraba oldukları öğrenilen taraflar arasında muhtarlık seçimi yüzünden çıkan silahlı kavga sırasında yoldan geçerken yaralanarak hastaneye kaldırılan iki vatandaştan biri yaşamını yitirdi. Polis ekipleri ise olayla ilgili 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Mardin'in Nusaybin ilçesinin kırsal Görentepe mahallesinde de muhtarlık seçim sonuçları nedeniyle çıkan kavgada bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan kavgada ise 11 kişi yaralandı. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde AK Parti belediye başkan adayı Ali Murat Bucağ'ın 64 oy farkla belediye başkanlığını kazanmasından sonra seçim sonuçlarına itiraz eden Yeniden Refah Partisi üyeleri adliye çevresindeki bekleyişlerini sonlandırdı. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde AK Parti Siverek Belediye Başkan adayı Ali Murat resmi olmayan sonuçlara göre 64 oy farkla seçimi kazandı. Sonuçlara itiraz eden ve bazı sandıklarda usulsüz oy kullanıldığını iddia eden Yeniden Refah Partisi üyeleri adliye çevresinde toplandı. Emniyet güçleri tarafından geniş güvenlik önlemlerinin alındığı adliye çevresine çevre il ve ilçelerden de güvenlik gücü takviye edildi. Seçim gecesinden dün öğle saatlerine kadar adliye çevresinden ayrılmayan kalabalık Yeniden Refah Partisi Siverek Belediye Başkan adayı Hasan İzol ve Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Kasım Gülpınar lehinde slogan attı. Öğle saatlerine doğru Siverek ilçesine gelen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, ilçe kaymakamı ve Cumhuriyet Başsavcısı ile görüştükten sonra kalabalığa hitap ederek sorunsuz bir şekilde dağılmalarını istedi. Adliye çevresinde ve bölgede toplanan binlerce partili sorunsuz şekilde dağıldı. Adliye çıkışında basın mensuplarına açıklamada bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, adli makamlara itirazda bulunduklarını ve süreci dikkatlice takip ettiklerini belirtti. Yoğun bir seçim sürecinden sonra iki gün hakikaten yoğun bir enerji sarf ettik. Dün de sabaha kadar seçim kurulundaydık. Bu seçimin doğasında bu tip şeyler var tabii. İtirazlar, sıkıntılar, şüpheler. Bunların hepsini gidermek adına arkadaşlarımız bütün gayretlerini gösteriyorlar. Avukat arkadaşlar hukuki süreci başlattılar. Bugünden itibaren hukuki süreç işliyor. Biz gittiği yere kadar bu hukuki süreci takip edeceğiz. Ama bir provokasyona mahal vermemek için de biz burada gerekli tedbirleri, gerekli çağrıları yapıyoruz. İnşallah buradan bir provokasyon çıkarmak isteyenlere fırsat verilmeyecektir. Ben de çok emek sarf eden bütün yetkililere de teşekkür ediyorum. Dediğim gibi hukuki süreç nereye kadar gidiyorsa sonuna kadar takip edeceğiz. Bunun neticesini beklemek lazım. Hepimiz hukuka, kanuna saygılı bir şekilde bu süreci takip etmemiz ve beklememiz lazım. Ben tekrar sizlere de teşekkür ediyorum. Bütün Urfa'ya hayırlı olsun diyorum inşallah. Urfa Büyükşehir Belediyesi açısından bir sıkıntı yok. Orası kesinleşti, netleşti. Sadece Urfa'da işte bir tek Siverek'te böyle bir sıkıntı var dünden beri. Bunun da çözümünü dediğim gibi hep birlikte takip edeceğiz inşallah. Neticeyi de en yakın zamanda alırız diye düşünüyorum. 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi'nin kesin olmayan sonuçlarına göre 13.174.393 seçmen oy kullanmadı. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde oy verme işlemleri geçtiğimiz gün tamamlandı. 61.430.934 seçmenin bulunduğu Türkiye'de yalnızca 48.256.541'i sandığa giderek oyunu kullandı. Kullanılan oylardan 46.046.499'u geçerli sayılırken 2.210.042 oy ise geçersiz olarak tutanaklara kaydedildi. Seçimlere katılım oranı ise %78,55 olarak kayıtlara geçti. 2019 Mahalli İdareler Genel Seçiminde seçmen sayısı 4.479.345 kişi artarak 57.087.743'e yükseldi. 48.271.511 seçmenin sandığa gittiği seçimlerde 8.816.232 seçmen sandığa gitmedi. Seçimlere katılım ise 84,67 oldu. 2024 Mahalli İdareler Genel Seçiminde ise seçmen sayısı 4.343.191 artarak 61.430.934'e yükseldi.
48.256.541 seçmenin oy kullandığı seçimlerde 13.174.393 seçmen sandığa gitmedi. Kullanılan oylarda 46.046.499'u geçerli sayılırken 2.210.042 oy ise geçersiz olarak tutanaklara geçildi. Böylelikle son 20 yıldaki yerel seçimlerde 31 Mart 2024 yerel seçimleri sandığa gitmeyen seçmenin en çok olduğu seçim oldu. Sayın seyirciler, Devteşti Mahallesi'nde Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ek Hizmet Binası'nda çok kısa bir süre sonra kadın doğum polikliniğinin hizmet vereceği öğrenildi. Ağız ve Diş Hastanesi'nin de olduğu Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ek Hizmet Binası'nda 7/24 çocuk hastalara sağlık hizmeti veriliyor. Gündüz çocuk hastalıkları polikliniği ve dahiliye polikliniği hizmet vermeye devam ediyor. Ek olarak kadın doğum polikliniği de hizmete başlayacak. Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Doçent Doktor Abdullah Solmaz, Şanlıurfa'nın en büyük ilçesi olan Haliliye ilçemizde gündüz çocuk hastalıkları polikliniği ve dahiliye polikliniği hizmeti verilmek suretiyle 7/24 çocuk hastalıkları hizmeti veriyoruz. Kısa süre içerisinde kadın doğum polikliniği hizmet vermeye başlayacaktır, dedi. Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde canlı tavuk taşıyan tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında tır şoförü yaralanırken yüzlerce tavuk telef oldu. Osmaniye'de tavuk yüklü tır devrildi. Edinilen bilgiye göre kaza Kadirli Osmaniye Karayolu Vayvaylı Köyü civarında meydana geldi. Sürücüsü henüz öğrenilemeyen canlı tavuk yüklü tırın şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tır yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kaza sonrası olay yerine gelen itfaiye ekipleri tır şoförünü sıkıştığı kabinden çıkararak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan tır şoförü tedavi altına alınırken tırda yüklü olan ve kaza sonrası yola savrulan yüzlerce tavuk telef oldu. Jandarmanın kaza ile ilgili soruşturması sürüyor. İsrail'in Gazze şeridine gerçekleştirdiği saldırıda World Central Kitchen adlı uluslararası yardım kuruluşunun 7 görevlisi hayatını kaybetti. İsrail Gazze şeridine saldırılarını ayrım gözetmeksizin sürdürüyor. İsrail Savunma Kuvvetleri Deir el-Balah'ta World Central Kitchen adlı insan yardım kuruluşu çalışanlarının bulunduğu araçları hedef aldı. Saldırıda yardım kuruluşunun 7 görevlisi hayatını kaybetti. Kuruluş tarafından yapılan açıklamada ekibin çatışmasız bir bölgede ikisi zırhlı olmak üzere 3 araçla seyir halinde olduğu belirtilerek hareketleri İsrail ordusu ile koordine edilmesine rağmen konvoy deniz yoluyla Gazze'ye getirilen 100 tondan fazla gıda yardımını boşalttığı depodan ayrılırken vuruldu. Öldürülenler Avustralya, Polonya, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada çifte vatandaşı ile Filistinli. World Central Kitchen olarak bölgedeki faaliyetlerimize ara veriyoruz ifadeleri kullanıldı. Saldırıda hayatını kaybeden Avustralyalı yardım çalışanı Zomi Francom ve diğer görevlilerin Deir el-Balah'ta bir hafta önce yemek hazırlığından video paylaştığı ortaya çıktı. İsrail Savunma Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada ise yardım çalışanlarının hayatını kaybettiği saldırı ile ilgili soruşturma başlatıldığı duyuruldu. Spor haberiyle devam ediyoruz sayın seyirciler. Trendyol birinciliğin 28. haftasında Şanlıurfa Spor sahasında ağırladığı Sakaryaspor'u 2-0 mağlup etti. Şanlıurfa Spor milli maç ve yaşanan krizin ardından çıktıkları Sakaryaspor maçında aldıkları galibiyetle ligde düşme potasından uzaklaştı. Şanlıurfa Spor maçın 4. dakikasında Fernando Denink attığı golle 1-0 öne geçti. Golün ardından ataklarını sürdüren Şanlıurfa Spor maçın 17. dakikasında Marco Paixão'nun golüyle durumu 2-0 yaptı. Birçok gol pozisyonunu kaçıran Şanlıurfa Spor ilk yarı 2-0'la kapattı. Maça yine hızlı başlayan Şanlıurfa Spor birçok gol pozisyonundan yararlanmaz. Sakaryaspor ise bir türlü maça adapte olamadı. Maç Şanlıurfaspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi. Şanlıurfaspor bu galibiyetle birlikte puanını 30'a çıkarırken Sakaryaspor ise 47 puanda kaldı.
Efendim bu haberle de bülteni noktalıyoruz. Yarın gelişmelerle tekrar birlikte olmak ümidiyle. Hoşçakalın.